Hatay'da eğitim öğretim yılı birçok sorunla başladı. Bu sorunlarımızın gittikçe çözülememesi ve çözüm bulunamaması noktasıyla karşı karşıyayız. Maalesef depremin üzerinden 19 ay geçmiş olmasına rağmen birçok okul binasının daha güçlendirilemediğini görüyoruz. Yıkılan birçok okul binasının yerine yeni okul binası yapılmamıştır. Bundan dolayı birçok okul binasını birden fazla okul kullanmakta ve okuldaki öğrenci sayısı haliyle artmış olmaktadır. Temizlik ve hijyenin önemini çok iyi biliyoruz. Çünkü sağlığa erişmede çok sıkıntı yaşayan bir ildeyiz. Ama maalesef birçok okulumuzda temizlik personeli olmadığını görüyoruz. Bakanlık tarafından yeni çıkarılan iş gücü uyum programıyla alınan personellere aylık ortalama 7500-8000 lira civarında ücret ödenirken birçok haliyle başvuran kişi de çalışmak istemiyor. Zaten alınan kişi sayısı da çok az olduğundan dolayı temizlik personeli olmamasından dolayı okullarımızda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bir an bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Bununla beraber biliyorsunuz tasarruf tedbirleri kapsamında birçok kısıtlamaya gidildi. Burada da zaten deprem bölgesi olmamızdan dolayı maalesef birçok öğrencimize ücretsiz ulaşım sağlanamamıştı. Bunda bile daha da kısıtlamaya gidildi. Bununla beraber zaten birçok öğrenci bir yerden bir yere giderken ya otostopla gidiyor ya da özellikle liselerde bu problemden dolayı okul terki yaşıyor. Beslenmenin öğrenciler açısından önemi çok büyük. Çünkü iyi beslenemeyen bir öğrencinin öğrenme güçlüğünden tutun dikkat eksikliğine kadar birçok sorunu yaşıyor. Burada özellikle Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın yaptığı çalışmalara göre her 3 aileden birinin çocuğu sağlıklı gıdaya erişemiyor. Böyle bir sorun dururken maalesef çocuklarımıza ücretsiz okul yemeği sağlanmış değil. Daha önce bildiğiniz gibi okul öncesi çocuklara deprem bölgesinde yemek veriliyordu. Aradan işte 3 hafta geçmiş olmasına rağmen maalesef okul öncesi çocuklara da yemek verilmiş değil. Şebeke suyu içilemiyor. Şebeke suyu içilemediği için haliyle şişe sular tüketiliyor. Markette bile 0.5 litre suyun fiyatı 4-5 lirayken kantinlerde haliyle 8-10 lirayı buluyor. Çocuklarımıza da temiz içme suyu talep ediyoruz. Tabii bununla beraber bizler dezavantajlı bir kentte yaşıyoruz. Burada hem öğrencilerimizin hem eğitim emekçilerinin desteklenmesi gerekiyor. Böyle bir destek de görmüş değiliz. Öğretmen arkadaşlarımızın birçoğu konteyner kentte kalıyor. Konteyner kente birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorlar. Özellikle Altınözün ilçesinde başlayan ve eğitim emekçileri arkadaşlarımızı konteynerden çıkarmaya dönük çalışmalar başladı. Birçok yerde sık sık elektrik kesintileri yaşıyoruz. Yağmurun yağmasıyla beraber konteyner kentlerde ciddi sıkıntılar oluyor. Burada da konteyner kentteki yaşamların daha sağlıklı bir ortama dönüştürmesini istiyoruz. Okullar sadece akademik bilginin yüklendiği yerler değil, aynı zamanda öğrencilerimizin travmasını atlattığı, iyileştiği, kendini iyi hissettiği, arkadaşlarıyla paylaşım yaptığı sosyal alanlar. Bu açıdan da okullarımızın sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamına dönüştürmesini istiyoruz. Arada 19 ay geçmesine rağmen onlarca okulun tadilatı devam ediyor. Onlarca yıkılan binaların yerisine yapılmadı. Valinin açıkladığı sayı ortada. Depremle beraber ya da depremden sonra hasardan dolayı yıkılan 200 okul civarında okul olduğunu söylüyor ve yaklaşık 106 okulun yapıldığını söylüyor. Yani okulların daha yarısının bitmediği söyleniyor. Ama bu bizler açısından çok çok önemli. Bir an önce bu sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Buradaki öğrencilerimiz dezavantajlı. Bazı öğrencilerimiz 4-5 kişi konteyner kentte, yani 21 metrekarede
barınmak zorunda kalıyorlar. Bu öğrencilerimizin de maalesef çalışacak bir alanları yok. Genelde konteyner kentlerde sosyal alan ya da kütüphane gibi yerler yok, yapılmamış. Bu öğrencilerimizin dezavantajlı olmasına rağmen maalesef 6. ve 9. sınıflarda Türkçe ve matematik dersinden her dönem bir yazılıya, ortak bir yazılıya tabi tutuluyor. Düşünün, buradaki öğrenciler İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'daki öğrencilerle ortak sınava tabi tutuluyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Bizler eğitimsel olarak öğrencilerimizin geleceklerine ve eğitim emekçilerimizin haklarına savunmaya devam edeceğiz.